biraz daha titiz olmak zorunda. Ve bu konuyla alakalı hem iş yeri hekimimiz, hem üniversite müdür yardımcımız, hem genel başkanımız sizlere hitap edeceklerdir. Arkadaşlar, sosyal mesafeyi koruyalım lütfen. Evet arkadaşlar, bu tarafa doğru bir sosyal mesafeyi koruyaraktan bir şey yapalım. Dinleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle uzun süredir istirahattesiniz. İdari izindesiniz daha doğrusu. Şimdi bugün, bu gece işe başladık. Bu kapsamda birkaç söyleyeceklerimiz var. Dediklerimize kulak asın. Bu virüs gözle görmediğimiz bir şey. O yüzden mutlaka kurallara uymamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı kurallara biz de uymak zorundayız. 3 tane kuralımız var. 1- maske, 2- sosyal mesafe, 3- hijyen, el hijyeni. Bu 3 kurala artık bilmeyen yok. Bana bir şey olmaz mantığıyla eğer uygulamazsak bundan en çok kendi ailemiz, kendi annemiz, babamız, nenemiz, dedemiz zarar görecek arkadaşlar. Belki size bir şey olmaz ama evdeki yakınlarınıza sıkıntı olur. Onlara virüs bulaşır, yaşlılarımıza bulaşır ve onların ölümüne sebebiyet verebiliriz. Bununla bu vicdanla yaşamak zorunda kalırız. O yüzden arkadaşlar, işe gelirken mutlaka servise maskeyle biniyorsunuz. Bez maske, yani şu kullandığımız maske veyahut da normal kumaş bez maske. Hiçbir şey bulamazsanız mendil bağlayın ama mutlaka ağzınız burnunuz kapalı şekilde servise binin. Servis boyunca maskenizi çıkarmayın. İşe geldiğinizde burada ateşiniz ölçülecek. O şekilde işe alınacaksınız. Maskenizi çıkarmadan soyunma giyinme yerlerine gidiyorsunuz. Soyunma giyinme yerlerinde hiçbir şekilde maskenizi çıkarmayın. En sıkı fıkı olduğunuz yerlerden biri soyunma giyinme yerleri. Oradan mutlaka maskeli olun. Bak bu sabah yine dolaştım. Kısmen arkadaşların takmadıklarını gördüm. Soyunma giyinme yerlerinde maskeniz olsun. Maskesiz bir şekilde orada bulunmayın. Ondan sonra soyunma giyinme yerlerinde maskeniz giyindikten sonra buraya tertip yerine geliyorsunuz. Tertip yerinde sizlere normal toz maskeleriniz, yani ocakta kullandığınız toz maskeleri verilecek. Bez maskenizi, bezden olan bu cerrahi maskeleri dürüp büküp cebinize koyun. Sonra toz maskenizi, ocak maskenizi takın. Tertibinizi aldıktan sonra yine sosyal mesafeye şu şekilde uyarak ocağa gideceğiz. Ocağa nasıl gideceğiz? Yine sosyal mesafeye uyarak kafeste belli bir sayıda insan alınacak. Kafeste mutlaka ocak maskesiyle, yani toz maskesiyle olacaksınız. Kafeste toz maskesiyle aşağıya iniyorsunuz. Bütün ocak boyunca, bütün ocakta çalışma alanlarında mutlaka toz maskeli olacaksınız. Toz maskeniz FFP2 dediğimiz N95 maskedir. Bu virüse karşı sizi koruyucudur. Bunu taktığınız sürece korkmayın. Bana bir şey olmaz mantığıyla kesinlikle maskesiz ocağa ve kafese binmeyin. Ve diyelim ki maskeniz kötü oldu, ıslandı, mendil bulundurun. Biliyorsunuz madenci kültüründe mendil bu amaçladır. Ağzınızı burnunuzu kapatmak maksadıyladır. Boynunuzda bağlı bir tane mendiliniz bulunsun. Bunu kullanın arkadaşlar, hiçbir şey olamazsanız. Yani maskem yok hocam, şu bu. Bunları çok fazla mazeret olarak görmüyorum. Çünkü hiç olmazsa insanın cebinde bir tane mendili olur. Bununla olsa bile kendimizi, karşımızdakini, ailemizi korumuş oluruz arkadaşlar. Bu tedbirlere uyacağınızı inanıyorum. Çoğunlukla uyuyor. Uymayanları kendiniz uyarın. Senden bana virüs bulaşır diye arkadaşınız takmıyorsa ona uyarın. Bu önemli bir şey çünkü. Eğer bunları yaparsak bu virüsü kolayca da yendik zaten çoğunlukla Türkiye olarak. Artık madencik olarak da biz ailemize, büyüklerimize virüs taşımayalım. Kendimize rahatsız hastalanmayalım arkadaşlar. Kazasız belasız bir vardiya dinliyorum. Müdürüm bir şey diyelim. Arkadaşlar hepinize günaydın diyorum. Öncelikle genel müdürümüzün
normalleşmeyle beraber başlayan çalışma döneminde kazasız belasız üretimler mesajını sizlere iletmek istiyorum. İş yeri hekimimiz uymamız gereken kuralları açık ve net bir şekilde sizlere anlattı. Bu süreçte işveren olarak bizler iş yerlerinde temizlik ve hijyen kurallarını sağlayacak düzenlemeleri aldık. Mesafemizi uygun tutacak şekilde tertiplerde ve kuyu girişlerinde ve kodlarda düzenlemelerimizi yaptık. Sizlerden ricam bu düzenlemelere mümkün mertebe uymaya çalışın. Uymayan arkadaşlarımızı güzel bir dille uyarım. Uymaya onları da davet edelim. Çünkü bugüne kadar el birliğiyle hep beraber bu süreci çok güzel getirdik. İnşallah bundan sonra da yine el birliğiyle hep beraber bu süreci tamamlayıp tamamen normale döneceğiz arkadaşlar. Benim şimdilik söyleyeceğim kısaca bu şekilde. Evet, başkanım bir kez daha söylememi istiyor. Kafes nakliyatlarında kafese girerken bir düzen oluşturduk. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde. Kafes içinde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bir düzen daha oluşturduk. Kafesler 32 kişilik sefer yapacaklar. Kuyu diplerinde de yine aynı düzeni oluşturduk arkadaşlar. Mesai başlangıcı ve sonunda bu kurallara mümkün mertebe riayet edelim. Bu hepimizin sağlığı için ve sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim müdürüm. Çok değerli madenci kardeşlerim, Genel Madençi Sendikası, Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren COVID-19 salgını sebebiyle 30 Mart tarihinde iş yerlerimize ara verildi. Yaklaşık 2 aydır evlerimizde bu virüsten korunmak amacıyla bulunmaktayız. Çoğu arkadaşımız iş yerlerinde nöbete ve görevlerinin başına çağrıldılar. Onlar da çağrıldıkları iş yerlerine seve seve geldiler. Bunları biliyoruz. Onlara da şahsım adına tekrar teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, iş yeri doktorumuz ve müdürümüz bazı açıklamalar yaptı. Bu salgın Türkiye'de ve dünyada hala bitmiş değil. 28 Mayıs tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla normalleşme sürecini başlattı. Yalnız burada alacağımız önlemler bizim bu saatten sonra kendi bireysel önlemlerimiz. Hijyenimiz, sosyal mesafemiz ve maskelerimiz az önce de bahsettiler çok önemli. Bizler sürecin en sert olduğu zamanlarda bu iş yerlerindeydik. Çok şükür kimseye bir şey olmadan kendi önlemlerimizi alarak bu süreci bir şekilde atlattık. Yalnız dediğim gibi süreç bitmiş değil. Bundan sonraki sürecimiz sizlerin özverili davranmasıyla, az önce bahsedilen kurallar uymasıyla, evlerde bekleyen ailelerimize bir zarar gelmemesi için alınacak önlemlerle devam etmektedir. Bu konularda sizlere devamlı uyarılar yapıldı, bilgilendirmeler yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Yalnız bu iş gütmeyle olmaz, öğretmeyle olmaz. Sizlerin kendi imkanlarınızı alacağınız önlemlerdir. Zor şartlarda dünyanın en zor işini yapıyoruz. Bizler kader arkadaşıyız. Kader birliği yapmış insanlarız. Yalnız bu süreçte benim sizlerden bir ricam var. Mümkün olduğunca bu süreçte birbirimize toka yapmayalım. Sosyal mesafemizi koruyalım. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu anlamda ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu kurallara uyacağınızdan eminim. Bizler buradayız. Sendikamızın yöneticileri burada, kurumun yöneticileri burada, iş amirleriniz burada. Yaşanılabilecek önlemlerin önüne hep beraber geçeceğimizden de şüphem yok. Ben hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.